Hoş geldiniz. Şimdiki skeçimiz Korsan Taksi ile ilgili bir skeç. Korsan Korhan geliyor. Beste, Hilmi ve Ebru yazdı. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Ah ah! Boyun posun devrilsin Korhan. Demek beni aldatırsın ha? Sen beni... Bununla da görünmüyor. Ben de seni suçüstü yakalamaz mıyım? Abla ya, rica etsen bir daha öndeki arabayı takip et der misin? Kaç kere diyeceğim. Öndeki arabayı takip et. Çok iyi ya. Hep filmlerde görüyordum. İlk defa denk geldi. Çok heyecanlıyım. Ben de ilk defa kocama bir kadınla basacağım. Heyecan dorukta. Ama bence sen kuruntu yapıyorsun abla. Kaç dakikadır buradayız. Ne gelen var, ne giden. Başka araba takip edelim ya. Sus ya, Allah Allah. Sus. Geliyor. Bak geliyor. Gördün mü? Ya belki arkadaşı dur. Niye yan yan yürüyor o zaman? Belki sakattır. Yazık. Allah yardım olsun. Dur, ben sakatlayacağım onları, dur. Merhaba, Korhan değil mi? Evet. Profil fotoğrafınızdan daha kısaymışsınız. Oturuyorum çünkü. Ha evet, ondan olabilir. Ben bineyim. Ay, biniyor, biniyor. Hadi, 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 hadi. Hadi ne? Öndeki arabayı takip et. Çok iyi ya. Hanımefendi, siz iyi misiniz? Ya kusura bakmayın, ilk defa korsan kullanıyorum da. Yok yok, bak hiç gerilecek bir şey yok, tamam. Polis çevirirse birbirimizi tanıyormuşuz gibi yapacağız. Ama ben yeni birini tanımaya hazır değilim. Ama öyle olmaz, benim sizi tanımam lazım. Adınız neydi? Merve. Merve, tamam, ben de Korhan. Korhan mı? Aynen. Korsana çok benziyor ama şey yapsak, Mustafa falan desem. Yok, o ehliyeti alınca hemen ortaya çıkar yani. Çok basit, bence bak tekrar edin çözülür. Korhan, Korhan, Korhan. Korhan, Korhan, Korsan. Al işte ya. Yapamayacağım. Ne yapsam? Benim sen mi acaba? Yok yok hanımefendi, hiç gerçekten gerilmeye gerek yok ya. Sadece durduklarında ben sanki sizin böyle kocanızmışım gibi. Ha tamam. Ha. O zaman şey yapalım, bir evlilik tarihi falan belirleyelim. Tamam, çok mantıklı. 10 Nisan 2019. Nasıl? Ama çok yalan olduğu belli bunun ya. Ya da ben biliyorum diye mi bana öyle geliyor acaba? Tamamıyla ondan. Sakin olun ya. Ay ne yapıyorlar ya? Yakınlaşıyorlar mı? Vitezin top izini birlikte tutuyorlar. Ya nereden göreyim abla buradan ya? Ay şey mi yapsam acaba? Hızlanıp önlerine mi geçsem böyle? İstersen hızlı ve öfkelidek gibi önüne geçip ters döneyim, geri geri gideyim. Sen de ön camdan bakarsın. Hadi, hadi o zaman yapabilir misin? Hadi. Değişim saati yaklaştı, yoksa şov yaparım. Ya ne konuşuyorlar acaba ya? Kıçımda da ben var. Bunu bilmek zorunda mıydım? Ya ben yine de söyleyeyim dedim yani. Ben de sizin hakkınızda bir şeyler öğreneyim, anlatın. Ben bir yaz günü dünyaya gelmişim. Ama nasıl sıcak. Ha, siz doğuştan yanıksınız o zaman. Ay yok ya, ben dayanamıyorum. Ben arayacağım bunu. Ha, hanımefendi, eşim arıyor. Sessiz olabilir misiniz? Korsan taksicilik yaptığımı bilmiyor da. Ama ha. Koskoca eşim yazıyor orada. Onu silin lütfen yani. Polis görürse anlar. Bak hemen adapte oldunuz ya. Hemen siliyorum ben bunu. Evet, onu silin. Beni eşim diye kaydedin. Tamam. Ya da hayatımın anlamı yazın. Hayatımın yok yok, karabiberim olsun. Tamam, miktar çikolata. Tamam, ben kaydediyorum. Sadece siz biraz sessiz olabilir misiniz ya? Tamam. Alo, aşkım. Korhan, ne yapıyorsun hayatım? İyi aşkım, işteyim. Ne yapalım? İştesin. He, yemek yiyoruz. Salih abi, suyu uzatır mısın? Ne yemeği yiyorsunuz peki? Ha? Ne yemeği yiyorsunuz Korhan? Kadın budu köfte mi? Ha? Dilber dudağı mı? Hanım göbeği mi? Rospi mantısı mı? Rospi mantısı. O adam kim lan? Kapıcı, ne var? He. Tamam, yok hayatım ondan değil. Normal işte ya, her zamanki gibi. Fasulye, bulgur. Ha doğru. Papaz her gün pilav yemez. Efendim? Salih abi, tuzu uzatır mısın abi? İyi, şey o zaman. Evde görüşürüz o zaman. Tamam, tamam aşkım. Haydi öpüyorum seni. Salih abi, ellerim yağlı. Telefonu kapatır mısın? Oh, ya Allah belanı versin ya Korhan. İşteyim diyor bir de. Ya belki iş seyahatine gidiyorlardır abla ya. Ya yemek yiyoruz dedi. Belki de yiyorlar, görmüyoruz ki. Ya Salih abiyleyim dedi. Ya kadının adı belki Salih. Lan! Lan sen ne olsun istiyorsun ya? Allah Allah, aldatıyor işte beni. Öpüşün lan, öpüşün de şu bir inansın. Tamam. Eyvah, polis! Aa, çevirme var. Ne yapacağız? Aa, ne oluyor? Araba sallanıyor. Ne yapıyor bunlar?
sakin olun ya. Rutin bir çevirme ya. Unutmayın, ben sizin kocanızım, tamam mı? Unutmayın ben. Tamam, sakinim. Tamam. Lisede de tiyatroya gitmiştim ben zaten. Çok. Biz evliyiz. Aynen, işte bu kadar. Merhaba, kolay gelsin. Merhabalar amirim. Ehliyet ruhsat lütfen. Tabii. Ne ruhsatı ya? Sanki bu korsan taksi. Korsan mı? Hayatım ne diyorsun? Ne korsanı ya? Çok pardon. Araç korsan ama bizim değil, çalıntı. Çalıntı mı? Hayatım şaka mı yapıyorsun? Ne çalıntısı ya? Çalıntı ne? Çok pardon ya. Ben panik yaptım. Hemen topluyorum. Memur bey, az önce dilim sürçtü. Biz biraz alkollüyüz de. Lan o da suç! Manyak! O da suç! İn arabadan. İn arabadan. Amirim, vallahi alkol almam. İn arabadan dedim ya. Allah Allah. Allah Allah. Kusura bakmayın, camdan iniyorum. İn. Amirim, gerçekten ben alkol falan almadım yani. Ben şüphelendim senden. Şuraya bir üfle bakalım. Vallahi amirim, eşim almış olabilir de ben almadım ya. Üfleyeyim. Üfle bakalım işte. Hala eşim diyor ya. Ben dayanamıyorum. Ben gideceğim. Aha, filmlerdeki gibi parayı vermeden indi. Ya yenge. Sıfır promil çıktı. Tamam, gidebilirsin. Eyvallah, sağ ol lan. Demek eşinle akşam yemeği yedin ha Korhan? Korhan bu kadın kim? Bilmiyorum, herhalde polise söylüyor. İyi görevler. Ya dursana. Geç şuraya. Sana diyorum, sana. Sana diyorum ya. Niye yalan söylüyorsun? Hanımefendi, siz kimsiniz? Ben bunun eşiyim ya. Siz kimsiniz? Bu da Salih abidir işte. Salak salak konuşma. Böyle Salih abi mi olur ya? Ya memur bey, bu benim kocam, tamam mı? Beni bu kadınla aldatıyor. Bunları tutuklayın, bir şey yapın. Tutuklayın bunları. Bir şey diyeceğim beyefendi. Siz kimle evlisiniz? Merve ile. Hayır, ben de evli. Beni bununla aldatıyor. Ben çözdüm olayı. Bu adam hem bununla evli, hem bununla evli. Aldatma yok. Bunlar normal şeyler. Normal ya. Allah Allah. Bir dakika, bu benim kocam. Bu benim kocam. Hayır, benim kocam. Hayır, benim kocam. Benim. Benim kocam. Benim. Beyefendi, siz kimin kocasısınız? Kimin kocası bu? Oğlum, saçma saçma konuşup durma ya. Sen kimsin ayrıca? Ben bir garip taksici. Ben yengeyi bekliyorum. Paramı vermedi amirim. Ver parasını. Al, al. Tamam, al. Üstü kalsın. Gitsene. Çok merak ediyorum. Acaba ne olacak? Ya Korhan, niye yalan söylüyorsun canım? Söylesene doğru düzgün. Teyzeciğim, ne yalanı? Ben tanımıyorum seni ya. Manyak mı? Teyze mi? Teyze senin anandır be. Allah Allah ya, tanımıyorum. Amirim, isterseniz kimliklerine bir bakın. Heh, öyle kimlik çözebilirsiniz. Bana işimi öğretme lan. Allah Allah. Kimliğim. Kimlikleri alayım ben. Amirim, ne gerek var? Kimliğe dedim şimdi. Kimliğim. Şöyle buyurun, kimliklerimiz. Alayım. Evet. Ben telefondan açayım size hemen. Tamam. Kimliğim şey olmuş. Tamam, ben aldım. Evet, Korhan Yılmaz. Buyurun, buyurun. Sevda Yılmaz. Benim, bakın Yılmaz. Yılmaz eşiyim. Merve Yılmaz. Oha! Oha ya! Bu nasıl soy isim ya? Beş kişiden üçünün soy ismi Yılmaz olur mu ya? Allah'ım, senin soyadın ne lan? Öztürk. Oh, iyi bari. Ama benim de adım Yılmaz. Seni kim atacağım? bu iş böyle de çözülmedi. Bence amirim, bunları çapraz sorguya alın. Film mi çeviriyoruz lan burada? Saçma saçma fikirler. Allah Allah. Tamam, çapraz sorguya alayım size bir. Ben diyorum, yok. Evet, şöyle geç sen. Böyle çapraz olmadı, evet. Siz ikiniz. Evet. Ne zaman evlendiniz? 10 Nisan 2019. Tamam, sorgu bitmiştir, tamam. Ama bana sormayacak mısınız? Sana da mı sorayım? Tamam, sana da sorayım. Formayı tutar. Bize de hadi. Tamam. Siz ne zaman evlendiniz? 10 Temmuz 2000... Lan söylesene! Ben... Tanımıyorum ablacığım ben seni. Ben bu tipi tanımıyorum. Komiserim, tanımıyorum ya. Amirim, bence madem karısı, kocasını telefondan arasın. Ha, saçma saç. Senin de farkındasın. Ara, ara. Tamam, ara. Arıyorum. Az önce de aradım. Konuştuk zaten. Çalıyor. Bak amirim, kayıtlı bir numara yok. Kayıtlı bir numara yok amirim. Bilinmeyen numara diyor. Aynen. Aynen. Tamam, bunda kayıt. Sen de kayıtlı değil. Bunda nasıl kayıtlı? Amirim, ne bileyim, sapık falan herhalde ya. Baksanıza, taksiyle falan beni takip ediyor. Aşkım, bir de sen beni arar mısın? Arıyorum. Ara bakalım. Bak amirim, beyaz çikolatam. Beyaz çikolatam mı? O mu arıyor lan gerçekten? Oo, amirim, şey arıyor. Aramızda ironi yapıyoruz. Ya. Onlar. Ya, evet, evet amirim, de bir özellik. Ya, ha.
Bir yerinde bir şey var. Neresinde var? Ya bu özel. Şöyle söyleyeyim. Kulağınıza söyleyeyim. Kıçında. Lan! Nereden biliyorsun? Ya ayıptır ya. Milletin kocasını takip ettiriyorsun bana ya. Beni anlamalıydın zaten. Ben bunu Bakırköy'den aldım. Yok yok. Hanımefendi, hanımefendi sakın delilik yapmayın. Hala deli değil ya. Deli değilim oğlum ben. Tamam. Sevda dur canım benim. Sen teyze de bana. Teyze de sen bana. Karıcığım saçmalama ne olursun ya. Karıcığım mı? Beni aldatıyor musun? Lan bir sus! Manyak! Hala beni aldatıyor musun diyor. Aşkım vallahi çok yanlış anladın. Ben seni aldatmıyorum ya. Ben sana söylemedim. Korsan taksiye çıkıyorum ben. Yakalanmayalım, ceza ödemeyelim diye de şu manyağa dedim ki karım gibi davranır mısınız dedim ya. Gerçekten mi? Ya tabii ki kızım. Sen deli misin? Ben seni aldatır mıyım ya? Olur mu oğlum? Şu kaşına gözüne kurban oldum ya. Bak sana oğlum yapar mıyım lan ben öyle şeyi? Bak ben var ya masraf belli, gelen belli, giden belli. Tamam ya. O yüzden korsan yapıyor. Ya. Demek korsan taksisin. Emek salıyorsun yani. Abicim kadın bir delilik yapmasın diye uydurdum abi ya. Demek kadın delilik yapmasın diye uydurdun. Ya oğlum adam beni vurmasın diye yaptım. Demek vurmasın diye. Abicim adam kadın beni delirtti. Adam beni delirtti. Abi adam lan verme şunu. Verme şunu. Yeter be geç şuraya. Geç. Görüşmeye geç kaldım. Biriniz beni bırakın. Nasıl beni ya? Bırakın. İyi mi böyle ya? Herkes oynadı mı silahla? Verin birazcık ben oynayayım ya. Ya senin zaten sen evde oynarsın, kardeş de oynarsın. Ver lan şu silah. Memur Bey isteseydiniz ben verirdim. Geç şuraya geç. Lan zaten silah tabanca. Sabah silah unutmuşum çocuğun. Silah aldım arabadan ya Allah Allah. Oyuncak mıydı? Evet geç şöyle geç. Geç. Sen korsan taksicilikten sana ceza yazıyorum, arabayı bağlıyorum. Sağ ol abi. Sen de korsan taksi kullandığın için sana da ceza yazıyorum. Sizin ikiniz de polisin silahını almaktan ceza yazıyorum. Ama oyuncak. Şey, olsun. Bir şey soracağım. Deli olunca ceza yazılmıyordu değil mi? Öyle herhalde. Ela. Geç lan geç. Beni taklit yapma bana. Hadi ben gidiyorum, arabayı bağlatacağım. Hadi siz de çözün neyi çözüyorsanız. Ya ama ben çok geç kaldım ya. Biriniz beni bıraksın. Ne olacak şimdi? Ben ne yapacağım? Yani ben sizi bırakırım ama benimki orijinal taksi. Siz korsan seviyorsunuz. Bilmem biner misiniz? Ya çok özür dilerim. Ne olur beni bırakın. İyi hadi gidelim. İyi bana bak. Burada mı kalacağım? Beni de bırak. Tabii gidelim ya. Sen nereye? Vay utanmadan sarı taksiye bineceksin. Korsan parçası. Abicim. Yürü sen yürüyerek gel. Ne olursun hocam. Yani şimdi... Hanımefendi kusura bakmayın, kocanızı almıyorum. Benim de bazı sarı çizgilerim var. Yok yok haklısınız. Sen yürüyerek gel tamam mı? Aşkım. Bana yalan söylediğim için görüşeceğiz evde. Ya yalan söylemedin. Tamam çok geç kaldık. Ne olur bas gazı şoför. Bana mı? Zil diyenler, vay be, Ebru, Hilmi ve Beste yazdı. Zile gidiyor Beste, Hilmi ve Ebru. İşte. Çok formunda bir BKM Mutfak gecesi. Vallahi nazar değmesin, çok iyi başladık ya. Hakikaten çok güzeldi. Tabii ki burada hani skeçlerde eksen karakter, ana karakter, skecin kurgusu falan filan şahane yazılmış ama Hilmi'nin Karadenizli taksicisine özel bir alkış burada almamız gerekiyor. Ya işte bir detaydan yani korsan taksi birbirimizi tanımalıyız detayından bu kadar güzel bir yere doğru skeci götürdünüz ve sonunda da birden İsmail YK bas gazayla bitmesini anlayamadık yani o şeydi. Silah değişiminde de bitebilirdi ama biz bas gaza finalini seviyoruz genel olarak provalarda da çok beğeniyoruz. Ama bu kadar detaydan bu kadar güzel bir yere öyküyü sıkıştırmak, o durum komedisi özellikle silah değişim alanı
o kadar iyiydi ki yani orada demek korsan kullanıyorsun dediğin an ilmi hakikaten çok güzeldi. Vallahi yazarlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Cemile'ciğim sen de yoruldun. Evet. Çok güzel oynadın. Seni izlemek büyük bir keyif. Çok gerçekten güzel. Öyle. Metin... yani başkası da oynayabilirdi polisi. Batu'yla emek vermişsin, çalışmışsın. Çok güzeldi vallahi, çok eğlenceliydi. Ağzınıza, kolunuza, yüreğinize sağlık. Çok güzel hareketler devam ediyor alkışlarınızla. Çok güzel hareketler bu.